Son günlerde bu çiftle ilgili, bu güzel çiftle ilgili ayrılıyorlar, boşanıyorlar gibi bazı işte dedikodular da çıktı. Bunun sebebi neydi? Ne oldu da böyle bir haber çıktı? Kıvanç. Yani aslında sebebi, belirli bir sebebi yok ama işte Bence kar yağdı, haber bulamadılar, biz de uğraştık. Evet. sen evvelde yurt dışındaydın. Ben evet, iş için yurt dışına gitmiştim. Sen de evvelde yemeğe gittin o sırada. Evet. Sedef de pır dışarı kaçınca. Kaçınca, tek yakaladılar. Başına çıkınca. Beraber de yemeğe siz gitmeyince. Tabii. Evet, ayrılıyorlar diye bir haber çıktı. Biraz abartılı bir habermiş. Biz bunun daha abartılısını yaptık. Bu bir şey değil, daha neler yapılabilir diye. Evet, arkadaş dikkat edeceksiniz ya. Evli barklı insanlarsınız yani. Dışarıda gezerken ellerini ayrı tutmayacaksın. Elle tutuşup çıkacaksın. Bunlar hep böyle eller ayrı, ayrılırsınız. Öyle olur, evet. Boşanırsınız. Hep haber bunlar yani. Dikkat etmek lazım bunlara. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Mesela hani bazı haberlerde ben görüyorum. Evlisiniz, yüzük takmıyorsunuz. Acaba bir yani evet, bir durum mu var gibi. Ben de yüzük takmıyorum mesela şu an. Hani bayağıdır takmıyorum ama hani... Boşanıyor musunuz? Niye böyle bir... Hayır yani böyle şeylerden hani boşanma olayları yaratılıyor. Ama bir şey söyleyeyim. Yani... Boşananlar da oluyor. Yani. Olduğu için böyle hani de işte belki şeyin kurunun yanında yaşta yanıyor diyeyim. Biz de bir magazin yaptık. Sizle ilgili. Kıvanç'ı ben oynadım. Sedef'i de bizim ekibimizden bir arkadaşımız oynadı. O niyetle izleyin. Hep beraber izliyoruz. Buyurun. Herkesin gıptayla baktığı ideal çift boşanıyor. Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı evliliğinde kara bulutlar geziyor. Sevenlerine mayhoşça ihanet ediyorlar. Aynı masada iki yabancı gibiydiler. Neyin peşindeler? Öğle vakti bir kafe. Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti belli ki arkadaşları evliliklerini kurtarmak için araya girmek, ikisini barıştırmak istiyor. Ama onların suratları beş karış. Gülüyorlar, eğleniyorlar ama yalandan yani. İçten değil, sallapati, bodoslama, yapmacık, tuvaletten çıkan kızın sıradaki kıza gülümsemesi gibi fevri menfi. Ve bekle dedim gölgeye. Aslında aralarında aşk, sevgi, haya, itiraz, tutku ve overlock kalmamış. Evlilikleri bitmiş, sürekli gıybet ediyorlar. Kesin boşanacaklar. O kadar konuştular ama bir kez bile birbirlerine seni seviyorum demediler. Şok, şok, şok. Dudaklarını ısrarla okuduk. Evrende yalnız değiliz. Kıvanç evrende yalnız değiliz deyip zihni kontrol eden bir güçten söz ediyor. Sedef ise Nietzsche öldüğünde ağlamadığını, bazı şeyleri içine attığını söylüyor. Diğerleri ise sakin ol şampiyon koz kupa diyor. Masada esrarengiz bir sohbet var. Aşktan, sevgiden, evlilikten bahseden yok. İdeal çift ayrılıyor. Kovmadı ayrılık kimseye yaramadı. Sedef lavaboya yalnız gitti. Kıvanç karısına lavaboya kadar eşlik etmedi. Kıvanç boşanacaklar haberine ne tepki gösterdi? Arkadaşlar yok bir şey yani, hani mutluyuz yani, bir sıkıntı yok yani. Bakışlar öyle demiyor. Yalan söylüyor. Mutlu değiller. Yatakları da yırtmışlar. Garanti boşanıyorlar ya. Peki o zaman size sorayım. Evlilik nasıl gidiyor? Ya harika, hiç problemimiz yok, gayet mutluyuz, gayet güzel gidiyor. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Yani iyi ki evlenmişiz, yani iyi ki Sedef'le evlenmişim. İnşallah bir ömür boyu da mutlu olmayı planlıyoruz yani. Uyurken kendimi izlemek acayip tatlı. Sahte kahkahalarla bizi kandıramazsınız. Boşanacaksınız işte. Lütfen ya, boşanın. Çocuk düşünüyor musunuz? Vallahi düşünmüyoruz. Evet, yani şu anda öyle bir düşüncemiz yok yani. Çocuk istemiyoruz dediler, sonra çocuk sevdiler. Senin adın ne? Ne şeker bir şeysin sen. Ha? Çocuk istiyorlar ama birbirlerinden değil. Amca baba yarısıdır. Hadi bakalım, alır sonra alır. Kıvanç'taki aşırı çocuk sevgisi ikiliyi ayrılığa götürdü. Çocuk yüzünden boşanıyorlar. Geçer bunlar da geçer. Nereye gidiyorsunuz buradan Kıvanç Bey? Buradan ben sete gideceğim. Benim diz çekimleri var. Onun için buradan eve gidiyorum. Sete gidiyorum. Ben eve gideceğim.
hedefte eve dönüyor. Bir yuva daha yıkıldı. Hadi hoş. Kıvanç Bey, ayrı ayrı arabalara bineceksiniz. Ayrı ayrı arabalara bineceğiz. Arabaları da ayırdılar. Gelmiyor içimden kal demek sana. Bozuyorum yeminimi güle güle aşkım. Allah'ım.